Robin'i unutma. Mutlu Oyuncak Dükkanı. Uçuş sepeti. Dikkat! Fırlarım! Kocaman çim lekesi oldu. Üzgünüm Çilli. İlk iş senin için zor lekeleri çıkartan bir makine yapacağım. Merdivenlerin başına trafik ışıkları koysak iyi olacak. Benim hatam arkadaşlar. Dikkat etmesi gereken bendim. Aa, şuna bak. Koşu bandıyla çalışan bir ventilatör. Harika. Bunlar yeni çalışmalar etme. Evet. Hepsi de icatlar kitabı sayesinde. Neden acele ettiğini anlamış olduk. Evet. Ayşe usta beni bekliyor. Sonra görüşürüz. Leke çıkarıcı makineyi anlatmayı unutma. Bu da sonuncusu. Ona koş serinlet adını koydum. Biri koşu bandında koşarken dinlenenler de serinleyecek. Bunlar harika çalışmalar Kıpır. Seninle gurur duyuyorum. Teşekkürler Ayşe usta. Senin sayende icatlar kitabını bana sen vermiştin. Keşke daha önce verseydim. Tıpkı bir mucit gibi çevremizdekilere farklı bir gözle bakmayı keşfettin. Ha, bunu kitapta okumuştum. Çünkü ayrıntıları görmek büyük farklar yaratır. Kutlarım Kıpır. Bir mucitte olması gereken tüm özellikleri kendinde toplamışsın. Ya, neymiş onlar? Merak etmek, çalışkan olmak ve dikkat. Artık daha çok çalışacağım. Ama hala bir şey eksik. Hangisinden başlayacağıma bir türlü karar veremiyorum. Bence hepsi de birbirinden güzel. İyi sabahlar Ayşe usta. Hoş geldin Elif. Nasıl? Çizimleri beğendin mi? İcat yapmaya çalışan çok yetenekli bir arkadaşım var. Ne kadar şanslısın. Beni de tanıştırır mısın? Bir gün tanıştırırım. Ben icat yapsam, her sabah odamı toplayacak bir robot yapmayı isterdim. Annem buna çok sevinirdi. O zaman hemen çalışmaya başlamalısın. Doğru ya. Bir robot evde her işe yarar. Benim hemen gitmem gerekiyor. Sonra robotunu getirip benimle tanıştırmayı unutma. Merak etme. İlk seninle tanıştıracağım. Ne kadar hızlı karar verdi. Çünkü hem çok istedi hem de işine yarayacak bir fikir buldu. İşte aradığım eksik parça. Benim de çok istediğim bir şey yapmam gerekiyor. Meraktan yerimde duramıyorum. Heyecandan dans etmek istiyorum. Hadi Kıpır, seni bekliyoruz. Arkadaşlar, uzun çalışmalar sonunda hayatımızı değiştirecek bir araç yapmaya karar verdim. Umarım leke çıkartmaya yarıyordur. Aslında köpüklü bahçe havuzu da güzel olur. Ya da kendi kendine çalışan süpürge. Şşt, artık izin verin de Kıpır konuşsun. Teşekkürler Fistan. Bu araç sayesinde kuşlar gibi gökyüzüne yükselip daha önce görmediğimiz yerleri göreceğiz. Kuşlar mı? Çok heyecanlı. Uçacak mıyız? İşte karşınızda uçuş sepeti. Harika. Çok akıllıca Kıpır. Yaşa Kıpır. Teşekkürler arkadaşlar. Şimdi söyleyin bakalım. Kimler bana yardım edecek? Ben. Atölyede kullanılmayan bütün kumaşları topladık. Masa örtüleri, perdeler, havlular. Çilli de eski flalarını getirdi. Eski olsalar da onlardan ayrılmak kolay olmayacak. Harikasınız arkadaşlar. Bence sarı ve turuncu tonlarını kullanalım. Daha güzel ve dikkat çekici olur. Bence sağlam olanları kullanmalıyız. Fistan haklı Çilli. Önemli olan sağlam olmaları. Bunlar hem sağlam hem de esnek görünüyor. Fistan aradığımız kumaşları bulmuş. Esnek olması gerekli mi? Evet. Kumaş ne kadar esnek olursa yırtılması da o kadar zor olur. Kıpır, harikasın. Tüm bunları nereden öğrendin? Nereden olacak? Tabii ki kitaplardan. Şimdi hızlıca kumaşları dikmeye başlayabiliriz. Sen o işi bize bırak. Umarım Çilli senin hızına yetişebilir Fistan. Neden? Ben daha mı yavaşım ki?
Kabul et Çilli. Fistan bu işte senden daha becerikli. Göreceğiz bakalım. İşte tam burası Cici. Artık kesebilirsin. Balon için 2 uzun parça, sepet için de 8 kısa parça daha kesmeliyiz. Ne? 8 parça mı? O kadar çok mu? Gözlerime inanamıyorum. İpler neredeyse hazır. Evet ama çok yorulduk Kıpır. Maviş hiç yorulmuşa benzemiyor Cici. Baksana yerinde duramıyor. Balon tutacak uzun ipler neredeyse hazır. Geriye sadece küçük bağlantı parçaları kalıyor. Hepsi tamam görünüyor Maviş. Sağ ol. Ha Cici? Peki sen dayanabilecek misin? Yoksa senin için başka bir görev bulabiliriz. Tabii ki dayanabilirim. Devam edelim. Dikkatli ol Cici. Sırtın ağrıyacak. Bazıları inanmıyor ama ben de yeterince güçlüyüm Maviş. Durup dururken neden kızdı anlamadım. Merak etme. Ben konuşurum onunla. Beni bekle Cici. Bu sepet yeterince geniş. 3-4 kişiyi rahatça taşır. Bununla kuşlarla yarışır. Bulutları takip ederiz. Birlikte kim bilir ne kadar eğleniriz. Bir dakika. Durmak istediğimizde ne yapacağız? Güzel soru Robby. Balonu durduracak ağır bir şey bulmalıyız. Belki büyük bir taş işe yarayabilir. Mutlu oyuncak dükkanı yarın bambaşka bir güne uyanacak. Kıpır, bir sorunumuz var. Ne? Ne oldu? Yoksa dümende mi sorun çıktı? Dümeni yapmaya başlamadık. Ama balonu nasıl durduracağımızı bulduk. Ağır bir taşı iple bağlayıp aşağı sarkıtabiliriz. Taş ağır olsa da balon sürükleyebilir. Bize gemi çapasına benzeyen bir şey gerekiyor. Ama hala bir dümenimiz yok. O olmadan balonu uçuramayız. Belki hep birlikte hareket edersek balona yön verebiliriz. Hangi yöne gitmek istersek o tarafa toplanırız. Balon da böylece yön değiştirir. Kimse sürekli sallanan bir balona binmek istemez Robby. Dümeni bisiklet tekerleğinden yapmaya ne dersin? Aferin Pofu, işte bu. Ama üzerinde biraz çalışmak gerekiyor. Bence sepetin içinde koşmaktan daha iyi olur. Sadece yardım etmek istedim Kıpır. Üzgünüm, galiba sizin kadar becerikli değilim. Dur Robby, öyle demek istemedim. Önemi yok Kıpır. Belki kötü fikirlerimi duymazsan daha rahat çalışırsın. Neden kimse beni anlamıyor? Sadece iyi bir fikir olmadığını söyledim. Ne oldu Pofu? Sence bilerek mi yaptım? Sanki karşında kırık diş var. Sana bir soru soruyorum. Kırık diş şu an arkamda değil mi? Kırık diş! Annesi var bunun böyle. Bilmem. Kaçın! Kırık diş burada! Şimdi gerçekten hızlı olmamız gerekiyor. Hemen arkamdayım Çilli. Kırık diş sonunda kendine bir oyun bulmuş. Bizimle oynamasından iyidir. Kırık diş yüzünden tüm hazırlıklar boşa gitti. Şimdi her şeye baştan başlamak gerekiyor. Merak etme Kıpır. Pofu sana yardım eder. Nasıl olsa iyi fikirler hep ondan çıkıyor. Yapma Robby, öyle demek istememiştim. Fistan'ın da benden daha becerikli olduğunu unutmamak gerek. Çilli! Ya da benim mavişten zayıf olduğumu. Cici, senle mi? Şimdi hazırlıklar baştan başlayacağına göre belki sadece en iyilerle çalışmalısın Kıpır. Ah.
artık benimle bir şey yapmak istemiyorlar. Ben onları üzmek ister miyim? İstemediğine eminim. Ama bir arkadaşını diğeriyle karşılaştırman çoğu zaman onu mutsuz eder. Hepimiz bazı konularda yetenekli, bazılarında değiliz. Önemli olan bunları kimseyle kıyaslamadan kendini geliştirmek için çalışmak. Galiba ben de arkadaşlarımı üzmek konusunda yetenekliyim. Kendine haksızlık etme. Hepimiz hata yapabiliriz. Benim tanıdığım Kıpır, arkadaşlarından özür dilemek için en güzel yolu bulacaktır. Haklısın. Onlara benim için ne kadar özel olduklarını anlatmanın bir yolunu bulmalıyım. Bundan hiç şüphem yok. Teşekkürler Ayşe Usta. Elif, hani robotunu getirip benimle tanıştıracaktın? Robot yapmak hiç kolay değilmiş Ayşe Usta. Sadece süpürgesini yapabildim. Bana sorarsan iyi bir başlangıç olmuş. Bence de. Annem robot yapmama gerek olmadığını söyledi. Çünkü ben odamı tek başıma da toplayabiliyorum. Annen haklı. İleride bir robot yapsam bile odanı kendin toplaman daha güzel. Artık her akşam odamı toplayıp öyle uyuyacağım. Öyleyse robot çalışması bir süre ertelenmiş durumda. Evet, belki büyüyünce yine denerim. Kıpır balonu bitirmiş. Gördünüz mü? Uçuyor. Gerçekten çalışıyor. İnanılmaz. Yarım kalacak diye çok korkmuştum. Başaracağını biliyordum Kıpır. Hepsi sizin sayenizde. Herkes elinden geleni yaptığı için çok teşekkür ederim. Hepiniz benim için çok değerlisiniz. Uç uç sepeti sizi bekliyor. Ters giden bir şeyler var. Galiba üzerinde biraz daha çalışmamız gerekiyor.